Bu tedavi süreçlerinden nasıl dönüş alıyorsunuz peki? Aynı beldeki gibi Evet. tekrarlayabilme olasılığı var mıdır? Ameliyat hangi raddede olur ve bu boyunla bel arasındaki farkı daha net, ince bir şekilde izleyicilerimize Tabii. aktarırsak hocam. Şimdi boyun fıtıkları daha az ameliyat gerektiren fıtıklar. Aslında dediğim gibi bel fıtıklarına göre daha az ameliyat ettiğimiz bir fıtık. Tabii öncelikle ayırıcı tanı yapmamız gerekiyor. Yani boyun ağrısıyla geldi hasta. Çoğu zaman boyun fıtığıysa eğer, bizim hastamız boyun fıtığıysa, kollardan birine ya da her ikisine veya sırta doğru, kürek kemiğinin altına doğru bir ağrı da beraberinde olur, yayılır. Kolda, elde uyuşma, yine bel fıtığında olduğu gibi bel fıtığında mesela bacaklarda refleks kaybı olurdu. Burada da kollarımızdaki reflekslerde kayıplar söz konusu olabiliyor. Yine omuza vuran ağrılar çok olur. Burada da omuz eklem ağrılarıyla, omuz eklem hastalıklarıyla yine kalp hastalıkları. Çünkü sol kola mesela vurduğu zaman bazı insanlarda bize boyun fıtığım var mı acaba diye gelip ameliyat Daha ciddi boyutta hastalıklar çıkabiliyor. tabii çıkabiliyor. Kalp krizi geçirip ben acaba boyun fıtığı mıyım diye gelip de işte kalp krizi geçirdiğini tespit ettiğimiz hastalarımız da çok çok nadir olmakla birlikte var. Bazen işte kardiyolojiye giderler hastalar. İşte acaba kalp hastası mıyım diye. Onlar bize gönderir bu kalp hastası değil boyun fıtığı diye. Böyle karışıklıklar söz konusu olabiliyor. O yüzden ayırıcı tanı çok önemli. Burada da bize tabii yine işte röntgen, tomografi ve MR yardımcı olabiliyor. Yine röntgende işte kanalın durumunu, omurilikteki, omurgadaki kırıkları vesaireyi görebiliyoruz. Yine tomografide fıtığın kireçli mi, kireçsiz mi olduğunu tespit etmemiz mümkün olabiliyor. Ondan sonra da MR'la fıtığın tanısını kesinleştirip sonra da ameliyat mı yoksa başka yöntemler mi buna karar veriyoruz. Çoğu zaman eğer ki ilaç tedavisinden ya da fizik tedaviden fayda görmemişse hasta boyun fıtıklarını da bel fıtıkları gibi mikroskobik olarak ameliyat ediyoruz. Ve başarı oranı çok yüksek. Boyun fıtıklarının ameliyatlarında başarı oranı çok yüksek. Komplikasyon oranı çok düşük. Dolayısıyla ameliyattan hastalarımızın boyun fıtığı ameliyatlarından korkmalarına gerek yok.